Videoya geçmeden önce nasıl bu kadar Robux'umun olduğunu bana çok soruyorsunuz. Size hemen öğretiyorum. Yorumlar kısmından siteye tıklayın ve buradan acayip uygun fiyata istediğiniz kadar Robux alın. Sponsorlukları için teşekkür ederim. Bugün çok çılgın bir şey yapıyoruz. Yeni bir hesap oluşturup orada Goes 666 karakteri yapacağım. Ve biliyorsunuz ki Sapık Hacker ve Goes'in arasında bir şeyler var. Ve işte bugün bu yüzden Goes 666 kılığına girip Leon'un oyununa gireceğim. Ve bakalım bizi neler karşılayacak, bugün bunları göreceğiz. Şimdi arkadaşlar bu için kardeşimin hesabını feda edeceğim. Görmüş olsun Mia Sinem diye bir adı var. Videoyu izliyorsa yani bana harbiden kızacak ama yapabileceğim bir şey yok. Çünkü bugün Goes 666'ya dönüşüp abi hacker'ın oyununa gideceğiz ve beni büyük ihtimal o bile sanabilir. Önceki yapmamız gereken şey arkadaşlar tabii ki de mağazaya gelip buraya abi Goes 666 yazmak. Buradan bize Goes 666 itemleri lazım. Evet abi tam olarak bunlar. Bakın şapkası var, tişörtü var, pantolonu var. İşte tam olarak bize bunlar lazım abi. Bu arada şöyle bir şey yaptım, 310 Robux aldım. Bunda parayla aldım yani. O yüzden her like 1 TL diyoruz arkadaşlar. Tabii ki öyle bir şey yok. Şaka yapıyorum ama like atarak bana destek olabilirsiniz. Harbiden bu video için güzel para harcadım yani. Bu arada arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyenlere özel bir hediye vermek istiyorum. Şu anda yorumlara dedektif yazan rastgele 10 kişi arkadaşlar. 7 kişiye 100 Robux, 3 kişiye Bro Pass vereceğim. Tek yapmanız gereken like atıp yorumlara dedektif yazmak. Böyle bir arkadaşlar tişört bulduk. Hemen şunu şöyle alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 5 Robux'umuz gitti şu anda bile. Sadece tişört yeterli değil. Tabii de pantolon da lazım. Görmüş olduğunuz gibi pantolonu hemen şöyle alıyorum. Ardından şöyle bir şapkanız var arkadaşlar. Fakat bu zaten varmış yani kardeşimin hesabında. Acaba bir ara Goes 666 olmayı mı denedi anlamadım ama. O yüzden bu var. Bunu da bedava bir şekilde almış olduğumuzu varsayıyorum. Ve bu videodaki arkadaşlar en fazla Robux harcayacağımız şey bu abi. 185 Robux fiyatı var arkadaşlar. Fakat bunu alacağız ki şöyle bir karakterimiz olsun abi. Şu anda Goes 666 yapmaya çalışıyoruz. Bunu da aldığımızda zaten büyük ihtimal buna bayağı benzeyeceğiz yani. Şöyle hemen 185 Robux arkadaşlar. Bunu da alıyoruz ve şu anda abi her şey bitti. Bu kadar bayız gerçekten. Şöyle şunları tekrar tekrar takalım. Ve bakın abi şu an gerçekten masum bir Goes 666'ya benziyoruz. Ve şu an bayağı benzemiş olmamız lazım. Yüklensin abi. Evet arkadaşlar baksanıza. Harbiden bayağı güzel bir Goes 666 karakteri yaptık. Yani bak dürüst olun. Bunu siz oyunda görseniz Goes 666 der misiniz der misiniz? Yorumlara yazın abi. Şimdi bu videoyu kardeşim hesabına çekmemiz sevgili arkadaşlar. Tabii ki isim değişikliği yapmam. Yani burada kardeşimin adı şu an Nahe diye bir isim var. Hani ne demek bilmiyorum ama. Buradan görünen adı arkadaşlar Goes 666 yapacağız ve kaydet diyorum. Ve şu anda arkadaşlar Goes 666 yap şöyle yenileyelim bakalım gözükecek mi? Kazıklandık oğlum. Bakın burada Goes 666 gözüküyor. Ve tamamdır. Burada da güncellendi. Görmüşsünüz şu anda Goes 666'yız. Karakterimiz de hazır arkadaşlar. O zaman şimdi abi hemen direkt Leon'un oyununa gidiyorum arkadaşlar. Onu oyunda yakalarsak süper olur gerçekten. Bu arada birçok kişi bana hangi oyun olduğunu soruyor. Yani bu Leon'un oyunu hangisi diyor. Arkadaşlar onun profiline girecek görmüşsünüz gibi. Bakın burada yaratım yani onun oyunlar kısmına girdiğinizde Leo Inkera buluşma odası. Bende Türkçe olduğu için böyle gözüküyor ama Hangout diye de gözükebilir. Bu oyunda yani genellikle tüm güncellemeleri yapıyor. Ve bakalım en son güncelleme ne zaman gelmiş? En son güncelleme dün gelmiş. Abi baksanıza. Güzel güzel. O zaman yenilikler var mı? Bir kişi var şu an oyunda bu arada. O zaman hemen şimdi oyuna giriyorum. Çok heyecanlıyım. Bir dakika. Evet şu an görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar biliniz gerçekten Goes 666'yız oğlum, tipime bak. Bu arada ya ne olmuş oğlum, şuna bakın. Her yer yanmış bak, Goes 666 burada. Neyse bir dakika bununla uğraşmayacağım, burada arabalar falan yanmış görmüş olduğunuz gibi. Niye peki bu oğlum, bayağı değilmiş, burada oklar var bir dakika. Bunlar nereye götürüyor? Aa bayağı ok var, bayağı ok var, bir dakika. Bir dakika gidiyoruz, şu anda okları takip ediyoruz arkadaşlar. Gidiyor dönüyor, dönüyor nereye gidiyor, güneşe doğru mu gidiyor oğlum? Oha bak burada devam ediyor oklar. Tamam devam 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 devam, burada var. Burada var, burada var. Bu eve mi gireyim? Bir dakika, bir dakika. Şurada bir şeyler var. Bunlar ne? Şuna bakın. Drill for 1500 cash diyor. Power drill falan. Bunlar ne oğlum? Töbe töbe. Nereye geldik biz ya? Bir dakika. Bu ok bu evi gösteriyor bitmenle. Giriyorum. Bir dakika. Bismillah. 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 Girdim. Bu ne? Bu ne? Bakın. Şuraya bakın. Bir iskelet var. Bir iskelet var. Ne yazıyor? Help yazıyor. Yardım yazıyor. Kim yardım istiyor ya? Dur bakalım. Şurada bilgisayar var. Bilgisayarda neler yazıyor? Bakın. Burada kodlar var bayağı. Böyle de ne yazıyor acaba? Burada anlamıyorum. Bak şurada V harfi falan var. Soru işareti var. Yok bunu çözmem imkansız benim. Arkadaşlar eğer bak buradan aldığınız şeyler varsa yorumlara yazın. Tüm yorumlarınızı okuyup kalp atıyorum. Haberiniz olsun. Bakalım başka ne var? Burada bir şey var. Burada bir şey var. Oo bir dakika not yazıyor. Bir dakika bu İngilizce bir şey. Ne demek ya bu? Bir dakika hemen çeviri yapacağım. Büyük Üstad savaşı kaybetti. Dayanamadılar ve kendilerini yok ettiler. Büyük Üstad mı? O kim ya? Üstad kim? Bu ne oğlum? Biz nasıl bu oyuna girdik ya? Böyle bir dakika çıktık yine. Dur bakalım dur dur. Ana yere gitmek istiyorum. Ana yere gitmek istiyorum. Ne? Bir dakika. Sesler de. Bakın çok garip sesler geliyor. Patlama sesi falan geliyor. Bekle dur, bekle dur, bekle dur, bekle dur. Bak burada
nereden geliyor olmasa? Çünkü bura böyle bayağı patlamış bir mekan. Mesela baksana burası abi böyle kırmızı alan. Kırmızı alan biliyorsun genelde tehlike içeri yani. Bakalım burada ne var? Acaba buraya gidecek bir şey mi olacak? Yoo bakın hiçbir şekilde zarar falan gelmiyor bize. Dur bakalım bak burada bir şey var. Model falan yazıyor. Nere bura? Bu ne? Oha! Şuna bakın arkadaşlar, iskeletler var burada ve bunlar kendilerini patlatmış. Ve bakın az önceki notu hatırlıyor musunuz? Dayanamadılar ve kendilerini yok ettiler. Az önceki not kesinlikle burayı işaret ediyor bana. Bak kesinlikle. Dur bakalım. Bu haritada gerçekten keşfedeceğimiz o kadar çok şey olmalı ki. Bu ne? Rocket Bike diye bir yer var. Bisiklet mağazası. Burada bir şey var. Peki bunları bilebiliyor mu? Hayır. Abi bu ne? Goya Santos 66 olduğu biçim mi bunlar başıma geliyor? Anlamadım ki. Bu ne? Burada bir buton var. Ne yazıyor? Fly buton mu? Uçma düğmesi. Bir dakika. Uçma düğmesi mi? Şunu arkadaşlar basacağım. Fly buton işimize yarayabilir. Bak haritada uçarak gezer çok iyi olur. 1, 2, 3 bastım. Oo uçuyorum. Oha gerçekten uçma yetkisi geldi. Bakın hatta sağ altta ne yazıyor? Buradan E'ye basıp kapatıp açabiliyorum böyle. Süper. Tamam şimdi bu ne işe yarayabilir? Bu ne lan? Bir dakika burada bir şey var. Oha bu sonsuz tünel lan bu. Şuna bakın arkadaşlar. Çok uzun. Bir dakika buradan çıkacağım. Bir dakika. Bu uçma düğmesini almamız bayağı iyi oldu. Şu anda buradan uçacağım abi. Aynen böyle dümdüz uçuyorum arkadaşlar şu anda. Kısınız abi. Şu anda harbiden uçma sayesinde tünel çıkıyoruz. Çok iyi. Bayağı zor yalnız takılıyorum. Oğlum bu ne ya? Tünelden çıkacağım. Şöyle tünelden hiç şaşmadan şöyle gitmem lazım. Tamam hadi. Artık ne zaman bitecek bu tünel hadi ya. Son gözüküyor hadi. Çıkıyorum. Bu ne? Oha bu ne oğlum? Burada başka bir dünya var arkadaşlar. Şuna bakın. Bak hatta burada bayağı bahçıvan falan var. Bu ne abi? Burada da korkuluktu. Pardon bakın burada korkuluk var. Ne peki buraya acaba? Bir dakika eve girebiliyoruz mu? Hayır eve girilmiyor. Bakın hiçbir şekilde eve girilmiyor. Bekleyin durun. Burayı çözmemiz lazım. Ok var orada. Bir dakika orada ok var. Bu ok ne? Oğlum ben bu oku gördüysem kesinlikle basmam lazım arkadaşlar. Ki zaten şu an siz de basmıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Basacağım abi. Tüm tehlikeleri göze alıyorum ki zaten ben Quest 666'yım. Sonra ne olursa ben Samet diyelim. Ben Quest 666'yım. Basıyorum. 3, 2, 1 bastım. Olurum. Bu ne? Lan bir dakika bot geldi. Bu ne lan? What may I do for you sir? Sizin için ne yapabilirim efendim diyor. Bu ne? NPC mi bu? Bu ne bakın elinden şey aldı. Nereye gidiyor? Oğlum bu benim NPC arkadaşlar. Şuna bakın. Benim için bir plan yapıyorum hemen ona. Hadi lütfen bir şeyle hadi bakalım. Madem botsun kendini göster. Bakalım ne diyor? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar şu an biz NPC ve Sure for Lombi. Tabii ki de beni takip et diyor. Nereye gidiyoruz lan? Bakın eve gidiyoruz. Evi aç. Bu ne? Nereye gidiyor? Yan. Aa bu ne? Motor var burada. Pop in. Bin diyor. Eyvah. Arkasına bineceğim. Bir dakika. Oha. Arkasına bindim. Şu anda arkadaşlar bakın. Bot bizi götürecek herhalde. Nereye götürecek bu? Oo bir dakika. Bu ne lan? Bu ne? Oha bu ne? Bir dakika burada bir kule var. Bakın burada zombiler falan var. Dur lan. Bizi öldürecek zombileri. Bir dakika bu ne böyle arkadaşlar? Şuna bakın burada zombiler var. Zarar veriyor mu lan bunlar? Bir dakika şöyle atlasam. Ah dur vuruyorlar. Öldüm. Olamaz. Bekleyin. Durun. Uçarak hemen gidebilirim. Tekrar uçarak gidebilirim. Bu zombiler ne alaka ya? Ayrıca o bot kim? Baksanıza bot direkt bizi kulenin oraya gönderdi. Yani biriniz de NPC arkadaşlar ve bize yardım etmeye isteyen biri gibi bir şey. Durun tekrar geldim. Bakın o orada bu arada. Durun tekrar gidiyorum. Oğlum bot adamsan benim şuraya girmeme yardımcı ol lan. Buraya girmem benim harbiden benim işime yarar. Bak abi bir şey yapmış bu arada. I will help you. Sana yardımcı olacağım diyor. Nasıl? Oha! Eline bakın oha! İşte bunlarla onların içinden geçer. Hadi öldüler mi? Öldüler. İşte bu. Tamamdır. İşte bu yok ediyor. Helal lan sana. Aferin lan sana. Tamam geçebilirsin diyor. Dur şunlara değinmem lazım. Şöyle tamamdır. Bakalım şimdi burası neymiş? Bu ne böyle? Bakın yerde parçalar falan var. Yine bu acaba o kendini yakanlardan mı? Biliyorsunuz başta iskeletler görmüştük. Acaba onların kalıntısı bilmiyorum. Bakalım burada acaba işimize gelecek bir şey var mı? Hayır abi. Burası gayet bomboş bir yer. Acaba bu kule kimin kulesi bilmiyorum bu arada. Şimdi merdiven var. Merdivenden çıkabiliyorsun. Bakalım. Aynen çıkabiliyorum. Burası 666 olarak şu an merdivenden de çıktı. Bakalım buralarda bir şeyler var mı? Şöyle gidelim. Bakalım. Buralarda işimize yarayacak bir şeyler kesinlikle olması lazım. Bakalım ki zaten. Aa bu ne? Oha. Arkadaşlar şuna bakın. Toto robot. Bunu tanıyor musunuz bilmiyorum ama kendisi tam da serinin en başında. Bizim bugünkü bu yaşadıklarımızın sebebi olan kişi. Ve kendisi boş bile değil. Bakın arkadaşlar profiline girdim. Aşağı kaydırıyorum. İyi izleyin. Sadece iyi izleyin. Bakın burada administratör rolü var. Yani kendisi Roblox admini arkadaşlar. İstese şu anda hepimizi Roblox'tan bandı kaldırabilir. Bize 1 milyon Robux verebilir. Ve şu an bakın gözümün önünde burada. Ama ben sana Quest 666'yım oğlum. Quest 666 Roblox'tan yasaklı biri. Beni görürse harbiden sikbilirim ben burada. Ne yapacağım bilmiyorum abi. Şu an gözümün önünde kalktı. Bana bakıyor. Eyvah. Ne yapacağım? Quest yazdı. Eyvah.
Allah, bir dakika, şu anda acaba Samet olduğumu söylemeni mi bilmiyorum. Onun Quest olduğumu bilmesi daha kötü bir şey. Quest Roblox'taki hacker lan. En mantıklısı şu an buna soru işareti atıyorum. Yaklaştım da bize şu an harbiden şu kurucu ile yüzleşiyoruz arkadaşlar. You are not real, sen gerçek değilsin diyor. Abi bir dakika, ne yapacağım bilmiyorum ya. Bir an acaba Samet olduğumu açıklasam mı ya? Ben gerçeğim, sana kanıtlayabilir mi yazacağım İngilizce? Yani nasıl kanıtlayacağım bilmiyorum arkadaşlar ama yazdım şu anda. Abi yani bizim arkadaşlar şu anda harbiden sahte olduğumuzu söylemememiz lazım. Çünkü daha çok kızabilir. How did you enter this game? Bu oyuna nasıl girdin diyor. Ne alaka ya? Bildiğin normal girdin. Buna herkes girebilir. Ah, yine bir şey yazdı. Ve nereden biliyorsun Leon'un uyudu saati? Yine bir şey mi var? Leon'un uyuma saati var. Ne saçmalıyorsun sen ya? Durum beni şu an geldi. Guest sanıyor. O yüzden gerçek hackerlar her şeyi bilir yazıyorum. Harbiden şu an Guest 660 taklidi yapıyoruz. Yani ne alaka ya? Bu ne, çok uzun bir şey yazdı. Bir dakika, hemen çeviri yazacağım. Bana gerçek olduğunu kanıtlamak istiyorsan bunu al ve Leo'yu bitir. Bunu al mı? Neyi alacağım oğlum? Bu ne? Elimde bu mu? Oha! Şuna bakın arkadaşlar, silah değil mi? Bunda da var, bunda da var. Bakın onda da var. Ve bunda Leo'nun işini bitirmemi istiyor. Arkadaşlar sizce ne yapmalıyım? Bunu neden bana verdi? Ve ben bununla Leo'nun yanına gidersem bu sefer beni o bitirebilir. Sizce bana verdi bu ışın silahıyla Leo'nun işini bitirmeli miyim? Ne yapabilirim? Bana tüm tuzak fikirlerinizi yazın. Tüm yorumlarınızı okuyorum.